Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Olan biten diye bir bölüm hazırlayayım dedim. Şöyle 3-4 dakikada hani Panda TV ile ilgili nedir, ne değildir, planlarımız ne, ileriye dair ya da şu an yaptıklarımız ne, bununla ilgili bilgilendirme olacak. Genel anlamda hani memleketteki e-spora da bakacağız. Onu ama çok ileride, hani önümüzdeki ay falan yaparız, böyle misafirlerle güzel bir şey olur. Hani ne bileyim, JP'nin State of the Game tarzı bir şey bile olabilir. Ama onlar şimdi uzun vadedeki planlar. Onları geçiyorum. Olan biten dediğimiz şu an için, hani bir olan biten bir için, ilk program için YouTube'dan bahsedeceğim. Onun dışında canlı yayınla ilgili bilgiler vereceğim. Ve bu aya dair ya da önümüzdeki ay olarak nasıl nitelendiririz bilmiyorum da, ona dair birkaç gelişmeden bahsedeceğim. Tekrar hoş geldiniz. Bakayım şu kopyaya. Tamam, birinci bölümü geçtik. Şimdi dönelim YouTube kanalımıza. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere YouTube kanalına geçiş yaptık. Şu anda ekrana gelmiş olması lazım. Buraya geldiğinizde, yani girdiğiniz zaman işte youtube.com/user/talentedmrreplay, o çok uzun. Zaten bunu her yerde linkliyorum. Sözlükte, Facebook'ta, işte ne bileyim, yayında falan. Bir şekilde ulaşırsınız buraya. Buraya geldiğinizde artık video kayıtlarının buraya yüklendiğini göreceksiniz. İşte mesela yüklenen kayıtlar son Deus Ex, Black Mesa, Quake ve canlı yayın videoları. Hatta buraya girdiğimizde canlı yayın videolarına bakayım. Evet, Masters Cup 7'nin var. Team Cup 4, Team Cup 5'im var ki buraya eklenmeye devam edecek. İşte önümüzdeki çarşamba Team Cup 5 eklenecek. Sonra Masters Cup 8 vesaire vesaire gidecek ve tek başlık altında bulacaksınız bunları. Yalnız tüm videoları eklemiyorum. Çok kalabalık oluyor. O yüzden özellikle yarı final ve final, bir de hani benim tercih ettiğim ya da izleyenlerin çok beğendiği bir maçı oraya koyacağım ki şey olsun. Çok da kalabalık olmadan göze hitap edebilen şık bir playlist olsun. İki kopya çekiyorum. Kopya diye zaten adlandırdım. Üyelik paylaşım. Evet. Hızlı hızlı devam ediyorum. Üye olmak önemli arkadaşlar. Bakıyorum şimdi 164. Zaten bunların 130'u vardı. 30 küsur abone daha kazanmışız. Bunu arttırmak şu açıdan önemli. Hani yanında 30 bin video görüntülenme diyor. O hikaye. Ona insanlar rastgele Black Mesa ya da Starcraft da yazıp gelebilir ama orada abone olmaları demek, hani bu videoları, bu yapıyı beğenip takibi almaları demek ki abone sayısı görüntülenmeden çok daha önemli. Ne kadar kişiye ulaştığımıza dair fikir oluşturması açısından. Beğendiyseniz özellikle, bir de bunun neyi vardı? Ha, paylaşım tarafı var. Beğendiğiniz videoları arkadaşlar, hatta birkaç kişi nihayet sağ olsunlar paylaşmaya başladılar. Bununla ilgili Pintipanda TV'de de vardı bir şeyler. Siz bölümünde, şu anda açamıyorum, kayıt var. Oraya girdiğinizde siz bölümünde zaten onu rica ediyorum sizden. Paylaşın. Belki adam beğenir, üye olur. Baktınız izlemiyor, zorla izletin. Hani şiddet de kullanabilirsiniz. Bir baksın şöyle. Beğenmiyorsa tamam, daha fazla şiddet uygulamayın. Orada kan revan içinde bırakın. Beğeniyorsa o kadar dayaktan sonra zaten üye olur. Diğer konu. Canlı yayın. Canlı yayınlar arkadaşlar. Şu vakte kadar biliyorsunuz düzenli olarak 9'dan 1'e 2'ye, yeri geldi sabah ezanına kadar devam ettik. Artık pazartesi ve çarşamba ve cuma, yani turnuvalarımızın, Starcraft turnuvalarımızın olduğu gün kesin yayınlar olacak. Yine 9'da başlayan düzenli. Onun dışında kalan günler, hafta sonu işte pazartesi, salı, perşembe, bu işin sağı solu belli olmaz. Dükkanı açmayabilirim, başka işlere koşturabilirim. Ne bileyim, başka ya da dükkanı açarım, Starcraft'la ilgili olmayabilir. Dota olur, işte Deus Ex olur vesaire vesaire. Yani garanti yayın olarak artık sadece çarşamba ve cumaları olacak elimizde ki turnuvalarımızdan tabii ki vazgeçmeyeceğiz. Bunun dışında da tamam, canlı yayınla ilgili başka söylenecek bir şey yok. Çünkü çok yıpratıyor arkadaşlar. Hani her akşam kendini 9'a göre ayarla, işte yayın yap saatlerce, ondan sonra bunların uploaduyla uğraş. Gece yemin ediyorum şu fan gürültüsünden uyuyamıyorum ya. Gözlerim böyle kırmızı kırmızı, sabahın köründe uyanıyorum. Yazık, bana da yazık. 4. Dota. Şu Dota'yı öğrenmeye çalışıyorum arkadaşlar. Becerebilirsem
Ya neredeyse her StarCraft'çının bir Dota hesabı da varmış. Onu da öğrendim, çakallar sizi. Neyse. Becerebilirsem hem oynamayı hem de asıl oynamak değil amacım da, ben bu tarz kompetitif rekabetçi oyunları, StarCraft, Dota, o kadar, başka da aklıma gelmedi. LoL'ü saymıyorum nedense. Bu tarz rekabetçi oyunları izlemeyi çok severim. Bir tek Quake'i rekabetçi olmasına rağmen oynuyorum. Hani bakalım, çözebilirsek Dota yayınlarımız da olur, turnuvalarımız da olur. Mutlaka bir güzellik yaparız. Şu anda da ona çalışıyorum boş vakitlerimde. İşte Build Order, Hero'lar vesaire vesaire. Kaç dakika oldu ya? İnşallah çok uzatmamışızdır. Dediğim gibi Dota'da planlarımız arasında, ama onun dışında işte mesela Deus Ex'ten sonra belki korku oyunlarına yönelebilirim. Hani bu tarz böyle atmosferi yüksek oyunlar oynamaya da devam edeceğim. Tamamen o rekabetçi multiplayer oyunları dışında. Evet, son olarak da öncü biber salçası. Neden öncü biber salçası? Arkadaşlar, eve erken geldim, yemek yoktu. Salça koydum şeyin, ekmeğin üstüne. Hani şu yayını yapmamda öncü biber salçasının katkısı büyüktür. Ayrıca sofralarınızın nuru, öncü biber salçası. Evet efendim, bu kadar. Çok uzatmadık inşallah. Esen kalın. Bunu da telif hakkı olmasın diye kendim yapıyorum. Evet.